Malum adalet yürüyüşü eleştirildiği kadar Türkiye'de bunun yanı sıra da özellikle Çanakkale'de gerçekleşen kurultayın gecesinde yaşanan olaylar da eleştirildi, özellikle gündeme getirildi. Bu noktada CHP ne düşünüyor? Yani il olarak ne düşünüyorsunuz? Şimdi adalet yürüyüşünü eleştirmek abesle iştigal bir durum. Bana hiç kimse kalkıp da ülkede adaletin var olduğunu söyleyemez. Eğer söylüyorsa AKP'li milletvekilleri de bugün Maraş'ta genel başkan yardımcısı da gidelim şu 15 Temmuz sürecinden sonra mağdur edilen vatandaşlarla ben yanlarında olayım. Onlar da benimle birlikte gelsin. Bakalım adalet var mıymış yok muymuş. Şimdi adaletsizlik niye var? Siz garip hurafayı insanlara banka kuruyorsunuz, sizin kendi onayınızla, kendi imzanızla banka kuruyorsunuz ve o bankayı yüceltmek için de diyorsun ki çağrı yapıyorsun. Git diyorsun bankasaya para yatır. Adam da parayı yatırıyor. Arkasından 15 Temmuz süreci yaşanıyor. Vay sen parayı buraya yatırdın, sen FETÖ'cüsün, al içeri. Şimdi eli silah tutan askeri, polisi, hani bunları şaibeli görebilirsin. O gün kim katıldı, kim katılmadı, bunu da adaletli bir şekilde bir hukuki gözaltı süreci vardır. Sorgularsın, haksızsa tutuklarsın. Biz de sana peh deriz, biz de yanında yer alırız. Ama kalkıp da bu işlerle işi olmayan gariban öğretmeni, gariban işçiyi, gariban memuru görevinden aldığın zaman, onları aç bıraktığın zaman buna biz adaletsizlik deriz. Bu ülkede de adaletin olduğunu bu anlamda kimse iddia edemez. Kaldı ki bakın başka bir örnek vereyim. Şimdi adamın evi var, kiraya vermiş. Kiraya vermiş. İşte Mahsun Başkan kiracı, ben de ev sahibiyim. Kiraya vermişim ve Mahsuni Başkan'a demişim ki benim paramı aydan aya şu hesaba yatır. O hesap nere? Bankası. Şimdi FETÖ'cü durumunda olan o zaman ben olmam gerekiyor ev sahibi olarak. Bankasıya ben yatır diyorum. Ama bana bir şey yok. Mahsuni Başkan'ı tutukluyorlar. Bunun neresinde adalet var? 6 aylık emzik emen bebenin annesini içeriye alıyorlar. Babayı geçtik, anneyi içeri alıyorlar. Bu hangi vicdana sığar? Hangi vicdana sığar? Kaldı ki azılı katil olsa bile o çocuğun bir günahı yok. Buna adalet denmez. Onun için bu örnekler daha çoğaltılabilir. Adalet yürüyüşü aksine bu ülkede çok gerekliydi ve tüm kamuoyunun dikkati bu yönde çekildi. Sesini çıkarmayanlara da bir anlamda mihmandar oldu. Öbür yandan adalet kurultayıyla ilgili eleştiriler. Ben az önce de söyledim. AKP'nin muhalefeti eleştirebileceği başka bir materyal kalmadı. Ne diyecek? Kemal Kılıçdaroğlu sen hırsız mısın diyecek. Sen yolsuzluk mu yaptın diyecek. Sen sahtekarlık mı yaptın diyecek. Ne diyecek? Yani diyeceği hiçbir şey yok. Cumhuriyet Halk Partililere ne diyecek? Her şeyi hukuk devleti içerisinde, demokratik kurallar içerisinde partisine sahiplenen, devletin de yasakladığı şeylere geri durup serbest bıraktığı şeyleri gayet demokratik bir süreç içerisinde izleyen bir örgütüz. Dolayısıyla bir toplantı yapıyorsunuz, on binlerin katıldığı bir toplantı yapıyorsunuz. Bu tip toplantılarda her şey olur. Her şey olur. İçki içen de olur. Ne bileyim daha nahoş durumda şeyler yapanlar da olur. Dolayısıyla ben de şunu soruyorum. Nereden bileyim ben o iki tane adamın provokatör olmadığını, AKP'li olmadığını? Kendilerini yollamadığını. Yani bunlar olmuyor değil. Bakın az önce yönetici arkadaşımız örnek verdi. Bir adayın geliyor, adaylıkta ön plana çıkmak için gidiyor, suni üye yapılanması yapıyor ve o adam
özünde bu partiye hiç oy vermemiş. Ama kendi akrabası milletvekili olsun diye onun teklifini kabul ediyor, üye oluyor. Ben nereden bileyim orada içki içen adamın AKP'li olmadığını, MHP'li olmadığını, bir provokasyona getirilmediğini nereden bileyim? Bunu da söylerken tabii toplum adabına aykırı olan her şeye karşı olduğumuzu da söyleriz. Hala da orada. Orada